bilirsin efendi. Sık sık evini değiştirmene rağmen gene elime düştüm. Ecelin benim elimden olacak. Bir tesadüf eseri öğrendiklerinle beraber burası senin mezarın olacak. Sizler burada kalıp evi kontrol altına alın. Ben durumu patrona bildirmeye gidiyorum. Baba, bir şey mi oldu? Yok. Bir şeyim yok. Sana öyle gelmiş kızım. Ama rengin bir tuhaf. Ter içinde de kalmışsın. Yoksa... Yok, düşündüğün gibi değil kızım. Eve geç kaldım diye hızlı hızlı geldim. Malum yaşlılık... Kalbim biraz sıkışır gibi oldu. Ah benim vefakar babacığım. Otur da biraz dinlen. Kızım biraz su ver. Peki babacığım. Ne bahasına olursa olsun... ...kara murada yazacağım. Hapisten çıkınca... ...intikamım alsın. Buyur babacığım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Acayip hislerin tesiri altında boğulur gibi oluyorum. Ömrümün kısaldığını hissediyorum. Allah göstermesin babacığım. Ben sensiz ne yaparım? Kimlere sığınırım? Ben de bunu düşünüp senin için ıstırap çekiyorum. Ben bu dünyadan göç ettikten sonra... ...şimdi yazacağım bir mektubu... ...hemen postaya atacaksın. Bunun varlığını kimse bilmemelidir. Bu mektubu alacak olan kimse... ...şu anda bir iftira yüzünden... ...katil damgası yiyip hapishanede yatmaktadır. Hapisten çıktığı zaman... ...ben de bu dünyadan göç ettimse... ...o zaman... ...o yiğit bu mektubu alır almaz... ...senin yardımına koşar. Maddi ve manevi yardımda bulunur. Hadi kızım. Sil gözyaşlarını. Kadere her ikimiz de boyun eğeceğiz. Sen gençsin. Kaderinin çizgisini değiştirirsin. Ama ben bu yaştan sonra asla... ...bana mektup kağıdı ver. Şöyle karşıma da otur. Ben de mektubu yazayım. Dostum... ...Kara... ...Murat. Thank you.
Ben Çamur Şevket. Fantoma Kamil'le konuşmak istiyorum. Benim Çamur Şevket. Konuş. Seni dinliyorum. Dinle abi. Bizim İskelet Ali'nin hapishaneden bildirdiği haber doğruymuş. Kara Murat hapishaneden tahliye oldu. Kara Murat Kodes'ten çıktı ha? Evet. Ana! Kara Murat tahliye olmuş. Çamur Şevket'e bir diyeceğin var mı? Ver şunu bana. Dinle Çamur. O itin peşini hiç bırakmayın. Bizi ele verebilecek kimselerle temas etmesine şüphe uyandırmadan mani olun. Kara Murat'ın zamansız tahliye edilmesine hiçbir mana veremedim. Ben de ana. Kara Murat Çilekeş Muhsin ile karşılaştığı an... Çilekeş Muhsin bildiklerini Kara Murat'a bülbül gibi okuyacaktır. Bu durum tasarladığımız planları bozabilir. Ben de karşılaşacaklarını anladığım an... Çilekeş Muhsin'i suya sabuna dokunmadan eşek cennetine gönderirim. Arap Celal, Kıl Necmi, sizlere gelince... Kara Murat kendisine iftira atarak katil damgasını vurduran iki yalancı şahidi de muhakkak arayacaktır. Onun için hemen toz olun. Göz önünde dolaşmayın. Dinle beni. Kara Murat muhakkak Leyla'nın evine gidecektir. Onun için Leyla'nın yanına git, konuşmalarına dikkat et. Mezesiyle hazırla, jet gibi masama getir. Sen Adanalı Kara Murat değil misin? Ha? Evet İskele Salih. Geçmiş olsun Murat. Kodes'ten ne zaman çıktın? Bugün. Maşallah hiç değişmemişsin. Yalnız 5 yıl daha ihtiyarladım. Bizim Çilekeş Muhsin Baba'yı arıyorum. Bugün buraya uğradı mı? Hayır. Bir aydır buraya uğradığı da yok. Merak edip soruşturduğumda 4 hafta kadar evvel bir gece yarısı kızıyla birlikte pılısını pırtısını toplayıp kimseye görünmeden kaçmış. Hangi semte gittiğinden haberin var mı? Hayır Murat. Benim gibi kimse de bilmiyor. Çilekeş Muhsin öyle başıboş hayattan da pek hoşlanmazdı. Birdenbire sırra kadem basmasına hiç akıl erdiremedim gitti. Ben de akıl erdiremedim. Garibin başı dertte galiba. Ay! Kes taneci! Efendim! Bizim masaya bakmayacak mısın ha? Şimdi bakacağım şimdi. Şunlara bir bakayım Murat. Kusura bakmayın beyler. Çoktandır görmediğim bir ahbapla konuşuyordum. Şimdi ahbabına da sana da başlatacaksın ha. Çabuk bize şarap biraz da meyve getir. Emredersiniz tabii. Değdi doğrusu. Buyurun efendim, afiyet olsun.
şişe benim şaraptan. Bir de bardak getir, he? Şimdi cilasını yapmalı. Al bakalım. Hadi yarası. İskele Salih. Dur bir dakika. Bir büyük şişe daha getir. Cilasını yapacağım. Emredersin Kara Murat. Kim bu it oğlu itler? Sen Kodes'e girdikten sonra türeyenlerden. Fantoma Kamil'in adamları. Ben Kodes'teyken Fantoma işi genişletmiş de seni. Bildiğin gibi değil Murat. Şark pavyondan sonra bütün pavyonları emri altına aldı. Çok iyi. Benden şu vatandaşa bir şişe şarap götür. Emredersin. al bakalım. O da ne ya? Murat Bey ısmarladı. Ay sağ ol abi. Kese de bereket. Allah ömrünü arttırsın abi. Şerefe. Şerefe abi. Tontonlar, can can çocuklar, mahcup tazeler. Rakı ve şaraplara teşekkür ederim. İskele Salih. Buyur. Benimle şu vatandaşın hesabını bu itlerden alacaksın. Gel vatandaş, başka bir yere gidip kafamızı bulalım. Tamam abi. İyi günler can can çocuklar. İyi günler veletler. Güle güle Kara Murat. Aman, aman. Hey, hey, baksanıza paraları vermeden nereye gidiyorsunuz ya? Hesabımı istiyorum. Evet. Gidelim. Ahbaplar, neden hesabı ödemediniz? Biz ödemek istedik, o almadı. Ya öyle mi? Hesabı ödeyip ödemediğiniz iskele Salih'in suratından belli. Sizleri kim peşime taktı, kime uşaklık ediyorsunuz? Şuna basma bir. Şimdi senin şah damarına bir pencere açayım da gör. Sarınca gözlerini aç, serseri sala burası. Varan bir, devam. Varan iki, devam et. Sıra bende. Gel bakayım tonton, gel ayı yavrusu seni.
Gel bakayım tontonum, gel. Kımıldama, kımıldama, olduğun yerde kal. Yoksa kurşunu beynine yersin. Al sana yontulmamış iki kavak ağacı daha. Hop hop, hemşerim, lafına dikkat et. Oo, hemşerim olduğuna memnun oldum. Acaba dayak yemekten başka işe yaramayan bu yalı kazıklarda hemşerimiz mi? Hadi düş önüme bakalım, fazla tıraştan hoşlanmam. Ben de öyle kavak ağacı. Huylarımız ne kadar birbirine benziyor. Tıpkı yapışık kardeşler gibi. Düş önüme, benimle geleceksin. Oo, işte Fantoma Kamil de geldi. Üzerime geleni tahtalı bağa üzüm yemeye gönderirim. Karşımda omuz farkıyla teksir olun. Hadi, şimdi hepiniz soyunun bakalım. Hamama gideceğiz. Sırtınıza kese yaptıracağım. Develer, duymadınız mı? Soyunun dedim. Hadi. İndirin pantolonlarınızı. Ay, nasıl namussuzlar ha? Ha, şöyle adam olun. Aman ne güzel soyunuyorlar. Oo, ay. Ne duruyorsunuz? Geçin şöyle. Önümde tek sıra olun, hadi. Azon! Geri, marş! Sulfa, 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 sulfa! Marş da kumandanım. Üzülme, birazdan zararın bedelini getireceğim. Çamur Şevket'ten bir haber çıktı mı? Hayır. Başına bir bela gelmiş olmasın? Çamur kolay kolay tongaya basmaz. Bu ne rezalet? Sizi bu hale kim soktu? Ben Fantoma Kamil. Bir zamanlar ayakkabılarımızın altı delik deşik, bir simit parası için Beyoğlu sokaklarında beraber dolaştığın arkadaşım. Kara Murat. Geçmiş olsun, hapisten çıktın ha. Eyvallah Fantoma Kamil. Seni rahatsız etmemin sebebi senin adamların olacak şu yalı kazıkları. Bunlar öyle mi ya? Kafayı bulunca striptiz yapmaya başladılar. İş paraya gelince de çıngar çıkarıp meyhanenin altını üstüne getirdiler. Ben de kulaklarından yakalayıp getirdim. Uslan zararsıyan parası 2000'li. Yanımda yok, akşama gel de vereyim. Şimdilik eyvallah. Ben sana bunların hesabını soracağım. Kimsiniz? Bendeniz Cennet Kuşu Kara Murat. Murat! Murat! Murat'ım! Buraya çene çalmaya gelmedim. Neden tahliye edileceğini bildirmedin? Seni karşılamaya gelirdim. Kahramanı karşılama merasim ha! Cepheden dönmüyorum kızım, hapishaneden geliyorum. Böyle söyleme Murat! Senin döneceğin günü büyük bir inanç içinde beş sene gözyaşı dökerek bekledim. Bekledin mi? Şu ortaçağ romanlarındaki saf ve sadık zevceler gibi değil mi? Rica ederim alayı bırak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Bilirim. Fantoma Kamil'in lokalinde çalışma dememe rağmen çalıştın. Sözümü dinlemedin. Buna mecbur olduğumu sana yazdığım mektuplarda bildirdim. Hala yardımına muhtacım. Senin bir şeye ihtiyacın vardı. O da ben değildim. Onun için bu faslı kapatalım. Çilekeş Muhsin'i en son ne vakit gördün? Zannederim bir ay kadar evvel. Sonra birdenbire ortadan kayboldu. Bir ay kadar evvel ha? Bana bir haber bırakmadı mı? Hayır. Yalnız Çilekeş Muhsin'in dostu Tatar Neriman senin telefon numaranı istedi. Ben de verdim.
Akşama seni arayacakmış. Tatar Neriman nerede oturuyor? Bilmiyorum. Demek çilekeş Muhsin'in dostu Tatar Neriman... ...Leyla'dan Karamurat'ın telefon numarasını öğrendi. Evet yavrum. Akşama da telefonda onu arayacakmış. Bak bu işi beğenmedim. Ben de. Tatar Neriman'ın Karamurat'la buluşmasına mani olmalıyız. İcap ederse ortadan kaldırmalıyız. Anne! Yapma be abi! Anne! Anne! Ben öldüm galiba! Anneciğim! İyi bir silah. Çok işime yarayacak. Abi be! Silah sesi aklımı açtı. Anlayamadığım bir şey daha var. Çilekeş Muhsin denilen herifi niye arıyorsun sen, he? Bundan bir ay evvel hapishanede ondan bir mektup aldım. Çilekeş Muhsin mektubunda Şark Pavyon sahibi Titiz Ali'yi kimin öldürdüğünü öğrenmiş olduğunu yazıyor. He, yani sana iftira ile kodisi boylatan cinayeti değil mi? Aferin vatandaş Bekir, beynin çalışmaya başladı. Telefon çalıyor abi. Alo buyurun. Benim hanımefendi, bir arzunuz mu var? Evet. Sizinle hayati bir mesele hakkında gizli olarak hemen görüşmek istiyordum. Kimsiniz? Çilekeş Muhsin'in dostu Tatar Neriman. Sizi şu anda evimde bekliyorum. Adresim Tarlabaşı, Ömer Hayyam Sokak, Beyoğlu Palas Apartmanı, Daire 8. Yalancı kancık. İcabına bakın. Telefon çalıyor abi. Alo, orası neresi? Tatar Neriman'ın evi. Affedersiniz, Neriman Hanım evde yoklar mı? Hayır. Yoksa Muhsin Baba sen misin? Cevap ver, çekinme. Ben Kara Murat. Murat sen misin? Evet. Abi sen ne zaman çıktın? Bu sabah. Çabuk adresini söyle. Seni hemen görmeye geleceğim. Hemen geliyorum. Vatandaş, ben gidiyorum. Durumu hemen polis müdürlüğüne bildir. Yoksa kırmak mecburiyetinde kalacağım. Baba oğul gibi konuşmaya geldim. At elinden o oyuncağı. Yaklaşma. Yaklaşma ateş ederim. Ekmeğini yedim, seni öldürmek istemem. Gel eski işine başla. Aylığını da arttıracağım. Dur ateş ederim. Senin palavralarına karnım tok. Beni kandıramazsın. At silahını.
kurşunu alnının ortasına. At silahını, enayi makarnası. Bildiklerinle beraber öleceksin. Bildiklerimi bir mektupla Kara Murat'a bildirdim. Beni öldürmekle delilleri yok etmiş olamayacaksınız. Canını kurtarmak için yalan söylüyorsun. Dur, dur yapma. Çocuğumu öksüz koma. Dur. Kara Murat geliyor. Arka pencereden tüyelim, hadi. Muhsin baba. Murat. Kızım, Selma'yı sana emanet ediyorum. Onda emanetin var. Muhsin baba, seni kim vurdu? Beni vuranlarla sana iftira atıp hapishaneye düşüren, cinayeti işleyenler aynı kişi. İsimleri ne? Muhsin baba. Kanun namına teslim ol. Bu adamı ben öldürmedim ki. Sen öldürmedinse suç aletinin elinde ne işi var? Onu burada, ölünün yanında buldum. Bunları karakolda anlatırsın. Buyurun gidelim. Dur! Teslim ol! Kaçmakla kanunun elinden kurtulamazsın. Beni takip edin. Bakalım 2000'li. Silahları teslim ettin mi? Evet. Peki öyleyse, beni dinle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu manşet düğmesini hiç kimse de gördü mü? Hayır. Görmediğine emin misin? Bana inanmıyor musun? Eskiden inanıyordum ama şimdi hayır. Düşüncende haklısın. Burada Titiz Ali zamanında garsonluk yapan Kıl Necmi'yi nerede bulabilirim? Gündüz evde gördüğüm kadın. Hala onun dostudur. O kadının adresini biliyor musun? Evet. Demek Kara Murat Kodes'ten çıkar çıkmaz beni aramaya başladı.
Evet yavrum, hem de nasıl. Her önüne gelene seni soruyor. Yanıma gel. Yanıma gel dedim, duymadın mı? Dur yapma, canımı acıtıyorsun. Söyle bakayım bana. Senin yanında kaldığıma dair herhangi bir kimseye ağzından bir şeyler kaçırdın mı? Hele Kara Murat'ın dostu Leyla Kancığı'na. Hayır. Söylediğini hissettiğim an seni öldürürüm. Gecenin bu saatinde kim gelmiş olabilir? Bilmem. Aç kapıyı. Kim olursa olsun ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Hadi. Evet. Aç. Kimsiniz? Kıl Necmi'nin arkadaşıyım. Size bir şey söylemek için geldim. Geldiğime pek memnun değilsiniz galiba. Evet. Gecenin bu saatinde gelen insanlardan hoşlanmam. Ben de. Eğer mühim bir şey olmasaydı herhalde gecenin bu saatinde gelmezdim. Sizi buraya sürükleyen mühim sebep nedir? Senin Kıl Necmi'yle dost hayatı yaşadığını öğrendim. Onu görmeye geldim. Ne yapacaksınız onu? Hapse girmeden evvel bir alacağım vardı, onu tahsile geldim. Size bu hususta yardımcı olamayacağım. Sebep? Zira Necmi barda çalışarak biriktirdiğim bütün paralarımı alıp 3 ay kadar evvel sırra kadem bastı. Sonradan duyduğuma göre Almanya'ya kaçmış. O günden beri perişan oldum. Elimde avcumda hiçbir şeyim kalmadı. Günlerim üzüntü ve ıstırap içinde geçti. Masanın perişanlığından belli. Kıl Necmi sizi ansızın terk ettiği için kendinizi gece gündüz içkiye verdiniz herhalde. Maalesef evet. Bir gün karşıma çıkacak olursa öcüm acı olacaktır. Bana bak şıllık, o hazin aşk hikayesini başkasına anlat. Söyle, dostun olacak o it kırığı nerede? İt oğlu it. İstesem seni şu anda bir tek kurşunla öldürürüm. Ama para ve tehdit altında zorla sana yalancı şahitlik yaptırdıklarını biliyorum. Gel polis müdüriyetine gidelim, orada esas katilin kim olduğunu, tehditle yalan söylediğini anlat, kanun nezdinde suçun hafifler. Boş lafları bırak. Defol git buradan. Susuyorsun değil mi? Pavyoncu Titiz Ali'yi öldürenler, bildiklerini polise okumasın diye 2 saat evvel Çilekeş Muhsin Baba'yı da öldürdüler. Yalan söylüyorsun, bana hakikati itiraf ettirmek için. Doğru söylüyorum, şimdi sıra sende. İlk fırsatta seni de öldürecekler. Kızı arıyor ha? Kara Murat kızdan bir şeyler öğrenebilir. Kız nerede? Sabah erkenden sokağa çıktı. Kızı Murat'la görüşmeden elimizin altına almalıyız. Şevket, buyur. Bana bohçacık adını bulun. Yazıyor, cinayet yazıyor! Açıyor haberini, dünkü cinayet yazıyor! Sultan'da açıyor, dünkü cinayet yazıyor! Haberler! Güzel kızım, başın sağ olsun. Sağ ol Zehra teyze. Rahmetli baban senin için bazı şeyler almıştı. Onun taksitini almaya geldim. Şu anda ödemem imkansız. Paran yoksa hemen bir iş bul çalış, benim de paramı ver. Yoksa sırtından çıkarıp alırım. Tanıdığım bir yer yok ki hemen bir iş bulabileyim. Benim var. Arzu edersen seni oraya götüreyim. Tam istediğim gibi bir kızsın. Hemen işe başlayabilirsin. Sağ olun efendim. Gördün mü kızım? Devlet kuşu birdenbire başına konu verdi. Sayenizde ablacığım. Bak dinle beni kızım. Gece de burada kalacağın için eşyalarını hemen getirmen lazım. Ama bu şimdilik imkansız. Neden kızım? Rahmetli babamın yazmış olduğu bir mektubu arkadaşı Kara Murat'ın evine at. Mektubu alınca beni arayacak. Bu bakımdan evde bulunmam lazım. Bu mühim bir sebep değil. Arzu ettiğin an evine gider bakarsın. Zehra Hanım, vakit kaybetmeden eşyalarını hemen alıp gelin. Demek kızı, Çilekeş Muhsin'in Kara Murat'a yazdığı mektubu postaya atmış. Evet. Bu mektup ne bahasına olursa olsun Kara Murat'ın eline geçmemeli. Melek Ana, kıza gelince
Bir yolunu bulup benim hususi villama getirmeliyiz. Güvercinim, şimdi tanışırız. Buraya bir şeyler yürütmek için girmiştim ama talih seni çıkardı karşıma. Bırakın, bırakın beni! Bu kadar cilve yeter yavrum. Yaklaşma! Yaklaşma diyorum! Yok canım! Ne oldu kızım? Melek ana, odama giren biri bana tecavüz etmek istedi. Onu tuvalet masasının gözünde bulunan tabancayla öldürdüm. Şimdi beni hapse atacaklar. Üzülme kızım. Seni kurtarmak için elinden geleni yapacağım. Yalnız uzun bir müddet ortadan kaybolman lazım. Onun için seni çok güvendiğim birinin yanına göndereceğim. Melek ananın gönderdiği kızı getirdik. Siz rahmetli Muhsin babanın kızısınız değil mi? Evet efendim. Gidebilirsiniz. Hanımefendi buyurun oturun. Eviniz gibi hareket edebilirsiniz. Bu katı size tahsis ettim. Size hiçbir kimsenin zararı dokunmayacaktır. Sağ olun efendim. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Vatandaş Bekir, acaba rahmetlinin kızı mektubu ne yaptı? Bilmem. Balını sorunsun, onu bul sor. Kızım birdenbire eşyalarını alıp toz olmasına bir mana veremedim. Ben de. Yalnız muhakkak olan şu ki, kızım bildiği bazı şeyler varsa bunu polise ve bana söylemesin diye onu himayeleri altına aldılar. Muafıktır. 11'li ile tasdik edilmiştir. Kapıyı aç, yalnız dikkatli ol, polis olabilir. Dur be kardeşim, dur yahu, dur be! Sen ne biçim adamsın be! Yol geçen hanım burası be kardeşim! Girilmez denilen yere girilmez! Ben Kaan Murat'ın mahalle arkadaşıyım. Adım da Ayyaş. Anladık pilot kardeşim ama Kara Murat evde yok. Olsun, beklerim. Hadi defol pis sarhoş! Burası ağaç gölgesi değil! İçki ne güzel şey! Allah Allah! Çattık belaya be ya! Kardeşim sen ne laf anlamaz adammışsın be! Eller yukarı! Kork bu tabancadan! Defol! Hayrola Yaş! Efendim? Ne var ne yok? İşler yolunda Kara Murat. Ancak Kıl Necmi'nin yerini güç bela öğrenebildim. Şimdi ayrılırsın artık! Kara Murat olduğun yerde dur! Arkanı dön! Dön diyorum! Kaldır ellerini! At silahını! Sana denel
abim. Kımıldama Kara Murat. Hadi düş önümüze. Öğüt bakalım, kimin adamısın? Kimin? Şimdi seni bülbül gibi konuşturmasını bilirim ben. Söyle, kılın hiç mi kim temizledi? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun itoğlu it. Dur, dur söyleyeceğim. Şöyle adam ol. Baban James Bond gibi eşek olma. Dön bana. Ulan bir daha karşıma çıkarsan sudan çıkmış balığa gönderirim seni. Bing 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 bing. Hazal. Geriye dön. İleri baş. Buyur abi, ifadesini alabilirsin. Konuş bakalım ittiri. Hangi ite uşak giriyorsun? Ne oldu abi? Kaçtı Ergele. Mallar en iyi cinstendir. Elbistan sarı kızı. Kötü mal ise iade ederim. Tabii, uçlan mangizleri. Ayrına gör. Sistemşerim, seninle şu anda dostça konuşmak istiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir mevzum yok. Bana bak ekşi surat, kabadayılık tümenlerinden vazgeç. Şu pencere dibindeki masaya geç otur. Ulan! Dediğimi yapacak mısın, yoksa seni aktarmasız morga göndereyim mi? Kuş beynim biraz olsun çalışıyorsa, geride oturan it kırıklarına güvenmeden soracaklarıma cevap ver. Kız nerede? Hangi kız? Dün ortalıktan birdenbire kaybolan Çilekeş Muhsin'in kızı. Haberim yok. Öyle bir kızı ne gördüm ne de tanıyorum. Yalan söylüyorsun Teres. Şimdi senin yüzünü çarşamba pazarına çeviririm. Söyleyeceklerime doğru cevap ver. Kıl Necmi'yi niçin öldürdünüz? Bildiklerini okumasın diye, değil mi? Cevap versene it kırığı! Arkadaşı rahat bırak. Al sana iki adet daha ekşi surat. Konuşmayı kes. Bizi takip et. Seni polise teslim edeceğiz. Haca çıktın aslan parçası, hadi sahaya. Karnın acıktı galiba, al ye. Şimdi bir iki laf etme sırası bana geldi. Güle it kırığı. Kıl Necmi'yi kim öldürdü? Oh.
Bak bak. Ha? Zavallı. Niye mecburiyetin yokken başını bir belaya sokuyorsun? Adım Bombom Muzaffer. Benimki de Hop Hop Murat. İkimizden olur bomba gibi bir top. Karşımıza çıkan olur bom. Sen burada bekle. Domuzu gördüm, onu almaya gidiyorum. Karşılaşacağımızı zannetmiyordun değil mi? At silahını. Kalk ayağa. Kalk. Geç şöyle. Otur. Söyle bakalım Arap Celaliti. Yalancı şahitlik yapman için kaç para aldın? Beni yalancılıkla itham etmeye hakkı yok. Yok değil mi? Söyle. Seni yalancı şahitliğe zorlayan kim? Şark pavyon sahibi Titiz Ali'yi kim öldürdü? Bilmiyorum. Unutma, burada ikimizden başka kimse yok. Ya söyleyeceksin ya da seni işkence işinde yaşatacağım. Hakikati olduğu gibi söylersen senin için hayırlı olur. Beni hapse attırmak için böyle bir komployu kim hazırladı? Benim böyle işlerden haberim yok. Gördüğümü mahkemede söyledim, o kadar. Dinle it kırığı. Bildiklerini polise okumasın diye önce çilekeş Muhsin'i... sonra Kıl Necmi'yi öldürdüler. Şimdi sıra sende, seni de öldürecekler. Eğer söylersen seni kurtarırım, hayatını bağışlarım. Seni bu işlere zorlayan fantoma Kamil mi? Yüketen cebimden şoför ehliyetimi çalan kim? Kıl Necmi'nin dostu Asuman... senin Leyla'nın evinde kaldığın bir gece... o da oradaymış. Ceketinin cebinden almış. Aldığı şoför ehliyetini kime vermiş? Hadi öt! Madet, ölüm vaktin yaklaştı. Kara Murat, ölmek istemiyorum. Ne olur beni kurtar. Hayat çok tatlı, çok tatlı. Doğruyu söylersen senin hayatını kurtarmak için elimden geleni yaparım. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim, dinle. Kara Murat, Arap Celali enseledi ha? Evet, enseledi fantoma. Yalnız Arap Celal yaralıydı. Şu anda ölüp ölmediğini bilmiyorum. İzler her ihtimale karşı birkaç gün ortadan kaybolup... girip çıkacağımız yerlerde dikkatli olalım. Şimdi teker teker buradan voltamızı alalım. Sana gelince düz tabağın. Bunu yapmayacaktım fantoma.
Şu itin ayağına taş bağlayıp saray burnundan denize atın. Leşini köpek balıkları yesin. Ay, Murat abinin beklediği mektup nihayet geldi. Dostum Kara Murat. Vay nasını be. Tam düşündüğüm gibi. Katil Fantoma Kamil'miş. Şark pavyona sahip olmak için onu öldürmüş. Cesedin yanında bulunan Kara Murat'ın şoför ehliyetini de cebinden Asuman denilen karı yürütmüş. Yandın Fantoma Kamil. Alo, polis müdüriyeti mi? Ben cinayet masası memurlarından Cafer Sevimli. Nihayet beklediğimiz Çilekeş Muhsin'in itiraf mektubu geldi. Mektuba göre Kara Murat suçsuz. Esas katiller... Bir dakika, biraz sonra gene ararım. Ne istiyorsunuz? Postacının getirdiği mektubu. Siz hastasınız galiba. Şu mektup falan getirmedi. Getirmedi ha? Söyle, mektup nerede? Beklediğiniz mektup postadan geldi. Kara Murat'ın aptal arkadaşını da eşek cennetine gönderdik. İyi etmişsiniz. Güzel. Kara Murat sonun geldi artık. Vatandaş, vatandaş Bekir. Ulan ne istersiniz bu elin garibinden? Ooo, maşallah seni hangi rüzgar attı bu ya? Burası Melek Ana'nın katı değil mi? Evet ama bugün ben satın aldım. Şimdi onu nerede bulabilirim? Bilmiyorum, söylendiğine göre Avrupa'da olmalı. Ne yapacaksın? Hiç. Ufak bir işimiz vardı. Sırtını tımar edecektim. Fantoma Kamil'i gördüğün var mı? Hayır. Çilekeş Muhsin'in kızı nerede? Benim böyle bir kızdan haberim yok. Çamur, plakanı değiştir. Yoksa ben senin plakanı değiştireceğim. Söyledim ya size, tanımıyorum. Hadi söyle. Dur dur. Kızın nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat bilen birini tanıyorum. Yalnız birinizi oraya götürürüm. Peki hadi düş önüme. Yerini bilen kadın. Herhalde şehre indi, birazdan gelir. Selman'ın yerini bilen bu kadın mı? Evet. Hanımefendi, Avrupa seyahatinden ne zaman döndünüz? Ani bir kararla seyahatimi 2 gün tehir ettim. Buna çok memnun oldum. Şimdi söyle bakalım, uydurma ölüm hikayesiyle elinizde tuttuğunuz kız nerede? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Yalnız kız çalışmak için geldi, sonra da kaçıp gitti. Boş lafları bırak, çabuk kızın yerini söyle. Bilmiyorum. Ya sen, şoför ehliyetimi çalan kancık, sen de mi bilmiyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ama ben biliyorum. Nihayet her şeyi öğrendiğimi anlayınca maskeni düşürdüm Fantoma Kamil. Kara Murat, Titiz Ali, Çilekeş Muhsin, Kıl Necmi ve sevgili arkadaşın Vatandaş Bekir'den sonra senin de sonun geldi artık. Demek her şeyi itiraf ediyorsun. Evet. Nasılsa biraz sonra elinde can vereceksin. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Kimin sonunun geldiğini zaman gösterir. Kendine çok güveniyorsun. Her zamanki gibi. At elindeki silahını. At silahını dedik, duymadın mı? Oo,
Bütün itlerin de burada. İşte buna memnun oldum. Hep beraber iyi bir gün geçireceğiz. Bol bol yiyip içeceğiz desene. Melek Ana da bize acılı bir kuru fasulye yemeği yaptı mı değme keyfimize. Öyle değil mi sakallı sevdiğim delikanlı? Çok konuştun, at silahını. Maşallah itlerin kedi olalı bir fare yakalamış gibi boyuna omurdanıyor. Bırak Şevket'i. Onu ben ölmeden kimse elimden alamaz. Onu ayıltmaya bakın. Celal nerede? Evde. Yiyip içip uyuyor. Hangi evde? Orası beni alakadar eder. Orası seni mi alakadar eder? Al öyleyse. Ulan it oğlu it. Ulan düdük makarnası. Bir gün vurma sırası bana gelince... ...o çürük dişlerini sana leblebi gibi it. Fantoma Kamil! Anlaşmamızda bu yoktu. Çözün onun ellerini! Seni alçak köpek seni! Murat Bey'imize bir tabut hazırlayın. Muhteşem bir cenaze merasimi yapacağız. Hem de diri diri. Vah zavallıcık. Galiba kimsesiz bir yolcu. Sevaptır. Son yolculuğunda kalabalık uğurlansın. Hadi davranın çocuklar. Toprağı bol olsun. Kara Murat belası da böylece ortadan kalktı. Gidebiliriz. Evet. Tabuta bakın. Hoca efendi, merhum yerinden döndü mü nedir? Başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Ne oldu bana ya? Allah Allah! Nedir bu başıma gelen ya? İnsan ölmeden hortlar mı? Hortlamaz ama... ...işte böyle insanı zaman zaman hortlatırlar evladım. Ben de şimdi onları hortlatacağım. Önü bir yüzlük, arkası iki yüzlük. Var mısınız? Tamam, pekala. At bakalım. Şahlan be kemik! Hadi bakayım kemik. Müzik
Noldiyan'ın ense kökünde delik açarım. Oyun burada biter ahbaplar. Portlamış. Portlamış. Dirilmiş. Portladım ya. Atın tabancalarınızı. Herhangi bir ters hareketinizde üflerim midenize dumanı. Üfler vallahi. Geçin şöyle. Kaldırın ellerinizi. Hadi. Hadi be. Karşımda tek sıra olun. Arkanızı dönün. Aferin. Ha şöyle. Şimdi dörtleşelim bakalım. Ularit, beni Tonga'ya düşürmek için numaranı yaptın. Şimdi ne numara yapacaksın bakalım? Bana böyle muamele yapmaya hakkın yok. Ya öyle mi? Hepinizin canı cehenneme. Çilekeş Muhsin'i kim öldürdü? Kızı Selma'yı şahitlik etmesin diye nereye kapadınız? Melek Ana dediğiniz kadın şefiniz mi? Artık oyun bitti, uzatma. Bildiklerini anlat. Onları şu anda nerede bulabilirim? Bütün bu olanlardan onlar kadar sen de suçlusun. Siz aklınızı oynatmışsınız. Benim böyle şeylerden haberim yok. Yok ha. Sen kendini zorlu biri sanıyorsun. Ben şimdi seni konuşturmasını bilirim. Ne? Karan Murat kurtuldu mu? Evet. Şu anda değirmen odasında. Çamur ve arkadaşlarını yakalamış, işkence ederek sorguya çekmekte. Ağızlarından bir şey kaçırmadılar ya. Bilmiyorum. Durumu Fantoma Kamil'e bildireyim mi? Hayır, Fantoma Kamil'e haber vermeye lüzum yok. Bakıyorum, bacaklarında birdenbire iyileşti. Son aldığım ilaçlar çok iyi geldi. Neden benden Kara Murat'ın kurtulduğunu, Çamur ve yanındakileri sorguya çektiğini saklamak istedin? Lüzumsuz yere telaşlanmayasın diye. Bunu evvelce düşünseydin de bana haber verseydin. Beni atlatıp kaçıyorsun değil mi? Hayır. Öyle düşünseydim her ikimizin de pasaportlarını hazır etmezdim. Evvela Yunanistan'a kaçarız. Oradan da İtalya'ya geçeriz. Bunun içindeki para ve mücevherler bizi ömrümüzün sonuna kadar yaşatır. Yapma, yapma! Hepinize son defa tekrar ediyorum. Çilekeş Muhsin'i kim öldürdü? Konuşsanıza itler! Konuşmamakta ısrar ettiğinize göre ölümü hak ettiniz. Dur dur, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hadi konuş. Çilekeş Muhsin'i Fantoma Kamil öldürdü. Sana yazdığı mektubu da Tilki Hasan, Kara Murat'ın arkadaşını öldürüp aldı. Şimdi kız nerede? Fantoma Kamil'in elinde. Peki nerede bulabilirim? Yerini gizli şefimiz Melek Ana bilir. Muzaffer Baba, sen bu itlere göz kulak ol. Ben kızı kurtarmaya gidiyorum. Kim vurdu seni? Fantoma Kamil. Çilekeş Muhsin'in kızı nerede? Fantoma Kamil'in Levent'teki evinde. Adresi? Menekşeli sokak numara 25. Ay yaş arkadaşım, neden böyle kötü işlerle uğraştın? Dünyada her şeye sahiptin. Demek beni tanıdın. Evet. Ben senin ne mal olduğunu meyhanede ilk karşılaştığımız gün anlamıştım. Fakat neticeyi beklemek için sustum. Kız ne yapıyor? Yukarıda oturuyor. Sen de burada kal. Ortalık yatışana kadar bir yere gitmek yok.
Sizi biraz yalnız bıraktığım için özür dilerim. Rica ederim. Kamil Bey, ben sıkıldım artık. Sizi fazla rahatsız etmemek için müsaadenizle hemen gitmek istiyorum. Nereye? Kader beni nereye sürüklerse oraya. Yoksa sizi rahatsız eden bir şey mi oldu? Hayır. O halde? Rica ederim, ellerinizi çekin. Gidiyor musun? Evet. Göstermiş olduğunuz misafirperverliğe teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sizi bir yere bırakmam. Rica ederim, yolumdan çekilin. Sizi ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Ah! Siz çıldırdınız galiba. Aşkınız çıldırttı beni. Benim olursan şu çanta içinde bulunan bir hayat boyu kadar yetecek paraları, mücevherleri sana veririm. Benim almadan bir yere bırakmam sizi. Güvercinin başına direnme. Seni elimden bu sefer kurtaracak Kara Murat da yok. İletin buraya kadar Fantoma Kamil. Kara Murat ha? Artık işlediğin cinayetlerin cezasını çekmenin zamanı geldi. Düş önüme. Seni polis müdüriyetine götüreceğim. Sen aklını kaçırmışsın. Ben hiçbir cinayet işlemedim ki polis müdüriyetine gideyim. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Çilekeş Muhsin'i öldürdüğün gece... geldiğimde bunu avucunda buldum. O benim değil, iftira ediyorsun. Çilekeş Muhsin'i sen öldürdün. Çamur Şevket, Arap Celal her şeyi itiraf etti. Olduğunuz yerde durun! Atın silahlarınızı! Kanun namına teslim olun! Tamam! Kıpırdama! At silahını! Şu zavallı kızı da bildiklerini kimseye söylemesin diye... aranıza düşürüp sahte cinayet dümeniyle emellerinizi alet ettiniz. Bunların hepsini Melek Ana olacak o cadı karı yaptı. Yanlış yola sapıyorsun Fantoma. Onu biraz evvel öldürüp kurbanlarına bir yenisini daha ilave ettin. Görüyorsun ki her şeyi biliyorum artık. Kurtuluş yok. Hadi düş önüme. At elinden o oyuncağı. Yoksa leblebi gibi bütün kurşunları midene istif ederim. At silahı dedim. Hadi düş önüme. Thank you.
Bırakın bunu. Muzaffer baba, bu ne kıyafet? Vazife icabı evladım. Bazen şık, bazen de dilenci oluruz. Her kılığa giriyoruz işte. Yoksa... evet. Cinayet masası başkomiserlerinden Kadir Demiryürek. Uzun zamandır Fantoma teşkilatının peşindeydim. Şu anda bütün elemanlarını yakalamış bulunmaktayız. Senin suçsuz olduğuna inanan adalet, vakitsiz tahliye ederek asıl suçluları meydana çıkarmak istedi. Bunda da muvaffak oldu. Her ikinizi müdüriyete davet ediyorum. Buyurun gidelim.